Tutuksuz yargılama esas olacak. Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkacak. Avukatlık yapabilmek için mesleğe giriş sınavı yapılacak. İcra ile çocuk alma tarihe karışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargı reformunun detaylarını açıkladı. Düzenleme saydıklarımızın yanı sıra birçok konuda daha yenilikler getiriyor. İşte detaylar. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyu tarafından merakla beklenen yargı reformunun detaylarını açıkladı. Reform belgesinde çok dikkat çeken detaylar vardı. Özellikle de çocuklarla ilgili başlıklar öne çıktı. 15 yaşından küçük çocuklar ilk kez suç işlediklerinde artık farklı bir yol izlenecek. Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri fiiller soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecektir. Ayrıca kamuoyuna sıkça yansıyan çocuk icrası olayları da artık tarihe karışacak. Çocukla şahsi münasebet kurulmasına yönelik kararların infazında daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecektir. Ve tutuklama süreleri tutuksuz yargılama esas olacak. Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Avukatlarla ilgili de çarpıcı değişiklikler var. Hukuk fakültelerinde artık eğitim süresi 5 yıla çıkacak. Avukatlık için sınav şartı gelecek. Hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılması, kontenjanların azaltılması, hakim ve savcılar eğitimin ardından doğrudan kürsüye çıkmayacak. Önce yardımcı olarak göreve başlayacaklar. Bu sürenin sonunda ikinci bir sınavla hakimlik ve savcılık mesleğine geçecekler. Ayrıca avukatlara yeşil pasaport müjdesi de verdi Erdoğan. İşte o müjde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu çok mutlu etti. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Tabii tüm avukatlara değil değil mi?